Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. 2021 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, oldukça zor, sıkıntılı ve baskılı geçen bir 2020'nin ardından 2021'i hepimiz merakla ve umutla bekliyoruz. 2021'de birçok gezegen burç değiştirecek, daha farklı enerjiler devrede olacak. Öncesinde 2021'in hemen öncesinde 2020'de Jüpiter ve Satürn Kova burcunda seyahat etmeye başladılar ve 21 Aralık 2020'de Jüpiter ve Satürn'ün Kova burcundaki büyük kavuşumu gerçekleşti ve bu etkiyle aslında yeni yıla başlayacağız. Yıllık yorumlarda bu iki gezegen Jüpiter ve Satürn'ün hareketleri çok önemlidir. Yılın genel enerjilerini belirlememizde yardımcı olur ve her iki gezegen de yıl boyunca Kova burcunda olacak, sizin 6. evinizde seyahat edecek. Satürn 2023 Mart'ına kadar Kova burcundaki hareketini sürdürecek. Jüpiter ise bu yıl Aralık ayına kadar, 28 Aralık'a kadar Kova burcunda olacak. Yaz aylarında kısa bir süre, 13 Mayıs ile 28 Temmuz aralığında Balık burcunun ilk derecelerini ziyaret edecek. Ancak 28 Temmuz'dan sonra yıl sonu 28 Aralık'a kadar Kova burcunda hareketini sürdürecek. Evet, Jüpiter şans, fırsatlar gezegeni. Hayatımızdaki yeni deneyimler, yeni bilgiler, genişleme imkanları, büyüme imkanları Jüpiter'le alakalıdır. Satürn ise genellikle öğretici niteliğiyle bizi çeşitli konularda sınayabilir. Bazı dersler getirebilir hayatımızda. Ve bulunduğu burç temalarında ve doğum haritalarımızda geçiş yaptığı alanlarda bazı düzenlemeler yapmamıza neden olur. Her iki gezegenin de 6. evinizde olması bu yılın, 2021'in özellikle genel olarak hayatınızın, günlük hayatınızın detayları, alışkanlıklarınız, rutinleriniz, iş ve mesleki alandaki koşullarınız ve genel sağlığınızla ilgili temalara vurgu yapıyor. Burada yeni olasılıklar, yeni gündemler devrede olabilir. Yeni bir meslek, yeni bir iş ortamında yer alabilirsiniz veya süregelen işinizde özellikle teknoloji ile bağlantılı, ki bunlar dijital platformlar, internetin, sosyal medyanın biraz daha artık gündemimizde olduğu bir süreçteyiz. İş ve mesleki konularda bu detaylar hayatınıza daha fazla girebilir. Tabii ki bu sektörlerle ilgili yeni iş uygulamaları içerisinde de yer alabilirsiniz. Yeni mesleki deneyimleriniz de olabilir. Günlük hayatınızın aslında tüm detaylarını işaret ediyor gezegen geçişleri. Ve tabii ki genel sağlığınız da bunların içerisinde. Aslında gökyüzü diyor ki, sağlık alanlarında yaşam kalitenizi arttırmak, iyileşmek, şifa bulmak adına 2021 çok önemli farkındalıklar getirebilir size. Belki fark etmediğiniz bazı sağlık sorunlarınızı keşfedeceksiniz. Veya süre gelen, kronik hale gelmiş problemlerinizi artık çözmek için daha radikal kararlar alacaksınız. Evet, Satürn sizi bazı konularda kısıtlayabilir yıl boyunca. Belki diyet yapmanız gerekiyor. Belki beslenme programınızı şöyle bir gözden geçireceksiniz. Bazı alışkanlıklarınızı belki radikal bir şekilde hayatınızdan çıkarmanız gerekecek. Biraz daha disiplinli olmanız gerekecek günlük hayatınızda. Uyku düzeniniz, çalışma koşullarınız, günlük sporunuz, tüm bunlar Satürn'ün disiplini altına girebilir. Jüpiter size gerekli imkanları sunabilir, rahatlayabilirsiniz. Belki yapmak istediğiniz, hayata geçirmek istediğiniz, gerek iş ve mesleki çalışmalarınızla ilgili, gerek günlük hayatınızdaki alışkanlıklarınızla ilgili Jüpiter'in bu yıl size daha fazla destekleri olabilir. Gereken kişileri karşınıza çıkarabilir, uzmanları karşınıza çıkarabilir. Bilginizi arttırabilir, farkındalığınızı arttırabilir. Bir sağlık probleminizi çözmek için şifa olanaklarını size sunabilir. Tüm bunları bekleyebilirsiniz. Günlük konforunuzun artması, yaşam kalitenizin tekrar bir düzenlenmesi ve tabii ki koşullarınızın iyileşmesi de mümkün. Yardımcıya mı ihtiyacınız var iş hayatınızda ya da evinizde? Evet, artık belki rutin bir şekilde yardım almaya başlayabilirsiniz. Gerekli destekleri bulabilirsiniz. Asistanınız olabilir,
ev işlerine yardımcı olan ya da çocuk bakımınıza yardımcı olacak bir elemanınız olabilir. Bunlarla ilgili yeni uygulamalar olabilir. Evcil hayvan edinebilirsiniz. Bu da tabii ki günlük rutinlerinizle ilgili bir şey aslında. Ve bir anlamda da yeni bir sorumluluk. Tüm bunlar yılın genelinde aslında gündemimizde olan genel temalar. Jüpiter 13 Mayıs'la 28 Temmuz aralığında kısa bir süre Balık burcunda olacak. Kendi yöneticisidir. Balık burcunun Jüpiter, dolayısıyla çok güçlü. Sizin de tam karşıt burcunuzda yaz aylarında özellikle ilişkilerle ilgili çok hoş etkiler getirebilir size, şanslar getirebilir. Evlilik konuları, işbirlikleri, ortaklıklar, özellikle bu yaz aylarında bunları gündeminize taşıyabilir. 13 Mayıs 28 Temmuz aralığına özellikle dikkat çekiyor Jüpiter geçişi. Jüpiter 2022 yılında aslında Balık burcunda kalıcı bir şekilde olacak. Bir yıl boyunca transitte bulunacak. Ama bu yaz aylarında 13 Mayıs'a 28 Temmuz aralığında kısa da olsa bir ilişki evinize şöyle bir iyileşmeler getirebilir, kısmetler taşıyabilir sevgili Başaklar. Sevgili Başaklar, 2021 yılı boyunca Uranüs Boğa burcundaki hareketini devam ettirecek. Sizin 9. evinizde ilerliyor. Ve bu yılın en önemli gezegen açılarından birisi Uranüs ile Satürn arasındaki kare açı. Yıl boyunca aslında etkili olacak. Bazı aylar bu etki daha da şiddetlenecek. Uranüs düzene karşı gelen, değişim isteyen, genel olarak bizi biraz huzursuz eden bir gezegendir. Satürn ise genel olarak hayatımızdaki düzeni korumak ister, sistem oluşturmak ister, sorumluluklarla, disiplin gerektiren konularla alakalıdır hayatımızda. İki gezegenin zıtlaşması bireysel olduğu kadar aslında tüm dünya üzerinde, toplumlar üzerinde de ciddi streslere yol açabilir. İşte isyan, başkaldırı hareketleri, biraz daha böyle toplumsal anlamda yönetime ve düzene karşı geliş hareketleri, ekonomik sistemde ve genel hayatımızın tüm düzeninde olabilecek radikal değişimler. Bunlar 2021'de genel olarak yaşayabileceğimiz konular. Bireysel hayatlarımıza da tabii bazı yansımaları olabilir. Uranüs'ün Boğa burcundaki geçişi bir toprak burcu olduğu için size aslında olumlu açıda. Uranüs ile Satürn arasındaki kare açı günlük hayatınız, iş ve çalışma koşullarınızda bazı özgürleşmeler getirebilir. Örneğin işiniz ve mesleğinizle ilgili yurt dışı bağlantılı bazı konular olabilir. Bu alanda açılımlar olabilir. Ya da yine teknolojiyle, dijital platformlarla bağlantılı bazı arayışlarınız olabilir. İşle ilgili bazı eğitimler, mesleki anlamda sizi geliştirecek bazı eğitimlere bu yıl katılabilirsiniz. Ya da bunlarla ilgili bazı stresler oluşabilir. Zaman zaman uluslararası alanda iş yapıyorsanız eğer, yurt dışı ticari konular hayatınızdaysa, buralarda Uranüs beklenmedik bazı durumlarla sizi karşılaştırabilir. Bazı seyahatler de tabii ki gündeme gelebilir. Sabit burçlarda olacağı için bu açı, her başak aynı şekilde etkilenmeyecek tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlar, Boğa, Akrep, Aslan ve Kova burçlarında kişisel gezegenleriniz varsa Uranüs-Satürn kare açısının etkisini bireysel olarak daha güçlü hissedebilirsiniz. Eğer böyle bir yerleşim yoksa sizin haritanızda çok da fazla hissetmeyebilirsiniz. Kişisel olarak bir etkisi olmayabilir hayatınızda. Özellikle Uranüs ile Satürn arasındaki kare açı yıl genelinde dönem dönem çok aktifleşecek. Şubat ayında dikkat çekiyor, Şubat ortalarında. Haziran ortalarında yine çok dikkat çekiyor ve aralığın son haftasında yine bu iki gezegen birbiriyle partil bir açı yaparak ciddi anlamda gerilimler, stresler oluşturabilirler sevgili Başaklar. Sevgili Başaklar, yıllık yorumlarda ay düğümlerinin geçişleri ve tabii ki tutulmalar çok önemlidir kadersel planda. Bu yıl ay düğümleri ikizler ve yay aksında olacak. Dolayısıyla güneş ve ay tutulmalarımızda ikizler ve yay burcunda yaşayacağız. İlk güneş tutulmamız 10 Haziran'da meydana gelecek. İkizler burcunda, onun hemen öncesinde 26 Mayıs'ta yay burcunda bir ay tutulmamız var. Yılın sonunda ise 4 Aralık'ta yay burcunda güneş tutulmamız meydana gelecek. 19 Kasım'da ise 27 derece boğa burcunda bir ay tutulmamız var. Boğa akrep aksını aslında
2022 yılında daha fazla deneyimleyeceğiz. Her iki tutulma arasında zaten 6 aylık bir süreç var ve tutulmalar yılın genelinde gündemimizi büyük planda belirliyorlar. Kuzey düğüm ikizler burcunda sizin haritanızın en tepesinde 10. evde. Güney düğüm ise yay burcunda 4. evinizde. Yani değişken burçlarda hareket edecekler sizin gibi. Ve dolayısıyla tabii ki tutulmalar, özellikle ikizler yay tutulmaları, hayat planınız üzerinde, gelecek hedeflerinizle ilgili alanlarda veya kariyer yapılandırmalarınızla ilgili alanlarda çok belirleyici etkilerde bulunabilir. Haziran ayındaki İkizler burcundaki güneş tutulması bu anlamda toplum önündeki statünüz, kariyeriniz, ilişkileriniz ve benzeri alanlarda önemli kırılmalar getirebilir ya da bazı kapıları size açabilir. Yer değişimleri, taşınma ve benzeri konular da olabilir ya da iş ve mesleki hayatınızda bazı önemli kararlar verebilirsiniz. Yeni bir iş sorumluluğu da olabilir bu veya süregelen iş alanınızda bazı değişimler olabilir. Yeni olasılıklar gündemimizde olabilir. Bunlar iş birlikleri veya özel hayatımızdaki ilişki dinamikleriyle paralel bir şekilde de gelişebilir. 26 Mayıs'taki yay tutulması ise 4. evinizde olacak. Benzer etki yine yıl sonunda Aralık ayında da var. Birçok Başak Burcu aslında yer değişimi yaşayabilir bu yıl. Taşınmalar olabilir, ev değişimi, ofis değişimi, emlak almak, satmak gibi konular yılın genelinde gündeminizde olabilir. Bunun dışında ailevi temalar da öne çıkıyor. Anneniz, babanız, ebeveynlerinizle ilgili olan konular. Onların yaşamlarında, genel düzenlerinde bazı değişimler olabilir. Onlar taşınabilir, yer değiştirebilir. Onların genel sağlıkları veya onların bakımları ile ilgili konular sizinle bağlantılı olarak da belki hayatınızda biraz daha bu dönemde belirleyici olabilir. Özellikle Haziran ayında Jüpiter'in de Balık burcuna geçişi tutulma döngüsüyle beraber bazı başaklara evlilik gibi konularda çok güzel tesirler de getirecek gibi görünüyor. Bunu da tabii ki değerlendirebilirsiniz. Bunun gibi planlarınız varsa özellikle evlilik ilişkiler anlamında yaz döneminde 10 Mayıs ile 28 Temmuz arasındaki Jüpiter Balık geçiş dönemini değerlendirebilirsiniz sevgili Başaklar. 2021'i genel olarak toparlarsak sevgili Başaklar, sizin için bu yıl aslında hayatınızı biraz daha iyileştirme, günlük hayatınızın kalitesini arttırma, iş verimliliğinizi yükseltme adına önemli farkındalıklar getirebilir. Yeni iş deneyimleri, mesleki alanda gelişim imkanları, yer değişimleri, özellikle sağlıkla ilgili konularda var olan sorunlarınızı çözmek için de önemli bazı adımlar atabileceğiniz güçlü bir yıl 2021. Yanınızda çalışan kişiler, hizmet aldığınız kişiler, birlikte yaşadığınız kişiler, tüm onlarla ilgili, ailenizle ilgili zaman zaman sorumluluklarınız gündemde olabilir. Ve bunları çözmek için de belki daha radikal kararlar alabilirsiniz yıl genelinde. Tabii tüm başaklar aynı şekilde etkilenmeyecek. Özellikle kişisel doğum haritalarınızdaki gezegen yerleşimleriniz çok önemli. Yıl boyunca günlük, haftalık, aylık yorum videolarımız devam edecek. Bu videolarımızı da kişisel doğum haritalarınıza göre takip edip değerlendirebilirsiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı bir yıl. Tüm dileklerinizin gerçek olacağı bir yıl diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz.
Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.